Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Amasya'da çektiğim videoda arkadaşlar teknik bir sıkıntı yaşadım. Sesle görüntü uyuşmadı. Daha doğrusu sesin hiç uyuşmadığını söyleyebilirim çünkü sesi kaydetmemişim. Büyük bir aksilik yaşadım ama bunu telafi etmek için bugün Atatürk Arbitrum'dayız. Buradayız. Şu an buradayız ve sizin için burayı göstereceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir şey olur. Arkadaşlar biletimizi aldık arkadaki platformdan. Şu an içerideyiz. Normalde 5 lira girecekti ama öğrenci olduğumuz için 2 lira. Aynen. Öğrenci olduğumuz Öğrenlik. İçin öğrencilerin şansı. Öğrenciler her zaman kazanır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. Hemen şu yan tarafı da göstereyim size. Öğrenmeyi her zaman da bırakmayalım. Şu şekilde bir girişimiz var arkadaşlar. Kapıdan girdiğimiz gibi hemen şunu gösterelim. Şuradan, şu platformdan bileti aldık arkadaşlar. Şu sol taraftan biletimizi aldık. Herkesin beklediği noktadan. Şuradan girdik içeri. Sağ tarafında böyle bir şey karşılıyor. Burada büyük bir Türk bayrağı. Ve de sol tarafımızda da böyle bir şey bizi karşılıyor. İçeriye girdiğimizde ise benle karşılaşıyorsunuz. Ve arkamızdaki platformla. Uzak. Şuraları tekrar gösterelim. Mükemmel ya. Flawless kelimesinin hayat bulduğu bir noktadayız arkadaşlar. Kusursuz kelimesinin hayat bulduğu bir nokta. Evet, ördeklerin yaşamalarını da bulduk. Rüzgar bizi serin etti, meslek bizi. Rüzgar aklımı kucağına alsa, yağmur tepeleri açsa, saçlarıma dolaşsa. Böyle bir mekan. Arkadaşlar şurayı bir görün ya. Şurayı bir görmenizi istiyorum. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Orada fırçın o. Geliyor. Bebiş. Şimdi umarım ne demek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu videoyu yaklaşık birkaç gün içerisinde yüklerim herhalde, editini yaptıktan sonra. Yunal'daki sözümü tutacağımı söylemiştim. Bura gerçekten iyiymiş ya. Arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Biz hep sağ tarafta yönelmiştik ve sağ taraf sadece ormandan ibaret, yeşillikten ibaret. Burayı hep dışarıdan fark ediyordum ve hep dışarı çıktığımda eve doğru dönerken görüyordum, üzülüyordum. Şimdi burayı sizlerle beraber ilk kez görüyorum ve gerçekten kusursuzmuş. Evet, dediğim 7000'in üzerinde farklı bitki çeşidi olduğunu söylemiştim. Evet, şu açıdan gelinle damatı da yakaladık sizinle. Kaynana herhalde. Armağan ediyorum. Bunu tüm aleme armağan ediyorum. Şunun güzelliğine bakın. Koca ağaçta sadece bir tane açmış. Şunun güzelliğine bakın. İşte bu. Şunun güzelliğine bakın ya. Hepinize armağan olsun arkadaşlar. Sadece bir tane var. Koca ağaçta. Koca ağaçta sadece bir tane var. Kıymetimi bilin. Size armağan ediyorum. Buradan onu yakalayın. Kalbimden gel. Gökyüzünün maviliği, renkler. Bakın arkadaşlar şurada sanki deniz ikiye ayrılıyor renk olarak. Burada da bir farklı bir şey oluşmuş. Biraz daha açık bir renge dönüşmüş. Arkadaşlar şunun da müjdesini vereyim. Gelecek like ve şu güneşin alnında oturmuyordum. Gelecek like ve invite diyorum. Hala Yunan'dayım aklım. Bakın o kadar YouTube'da o kadar şeyim, yeniyim, düşünün. Gelecek like ve paylaşımlar doğrultusunda, izlenmeler doğrultusunda farklı yerlere gideceğim. İstanbul'u benimle birlikte gezeceksiniz. Tabii ben videoları çekmeye başladıkça, yaptıkça daha da ustalaşacağım bu konuda. Daha güzel şeyler olacak. Beraber İstanbul'un her yerine gideceğiz. Benle birlikte tekrar arkadaşım da gelebilir tabii yine. Galata Kulesi'ne tekrar gidebiliriz. Sonra tekrar Kız Kulesi'ne gideceğiz. Neyse şuradan çıkalım yavaş yavaş. Galata Kulesi, Kız Kulesi. Biraz dokudalım bence ama. Yani Galata Kulesi, Kız Kulesi derken bütün yerleri gezmeyi planlıyorum sizinle. Bütün kuleleri aşayım. Ben size Yunan'da da söylemiştim. Galata'ya bilmem kaç kez çıktım, hiç hatırlamıyorum. Neyse Japon, arkadaşlar. Japon ayvası. Gölü gördük. Şimdi de farklı alanları keşfetmeye, biraz kaybolmaya çalışacağız.
doğadaki insan gibi. Oradaki adam neydi, ismini unuttum ama. Onun gibi bir survival yaşayacağız. Hayatta kalma mücadelesi. Ama şuradan gidelim, şurası gölge. O adamın akrep yiyen adam diye. Akrep yiyen adam. İsmi kalmış. Ama gerçek ismi bilmiyorum. Araştırmak lazım. Akrep adam diyelim ona arkadaşlar. Akrep adam mıydı? Akrep kral, aynen. Akrep kral diye de bir film vardı. İzlediniz mi bilmiyorum ama güzel bir film. Ben biraz detaylı inceledim o adamı. Normalde akrepler kaçar. Yok, normalde akrepler saldırır yani insana. O adam görünce kaçıyorlar. Artık adam bütün neslini yemiş arkadaşlar. Akreplerin tüm neslini tüketmiş. Artık korkuyorlar adamlar. Artık yeme bizi diyorlar. Yani büyüğü var, küçüğü var. Küçük olan daha zehirli. Küçüğü kaçıyor, büyüğü kaçıyor. Yani büyük küçük demeyen hepsi. Yani anlamadım arkadaş. Adam gider döner yer, bir şey yer. Adam da akrep yiyor. Adamın zevkini şimdi tartışamayız. Adam da akrepten hoşlanıyor demek. Psikopat abi ya, ne yapacaksın? Şimdi ona da hak veriyorum. Böyle doğadasın. Döneri nereden bulacaksın? En uygun, en mantıklı şeyi yemeye çalışıyor. Ama bu en uygun, en mantıklı şey akrep mi sizce arkadaşlar? Bunu size soruyorum. Bu durum hakkında düşüncelerinizi yorumda belirtin. Bütün yorumlarınızı okuyacağım. Bunu da söyleyeyim. Olumlu olum. Aynen. Yani nereden gittiğimi çok önemli yok aslında ama... İnşallah. Seçici bir kayboluş istiyoruz yani. Aynen, güzel bir seçiciyiz. Her konuda kaybolurken bile seçiciyiz arkadaşlar. Yok, bunu söyleyeyim. Yani kaybolurken bile güzel bir yerden kaybolmak istiyorum. Çiçeklerin olduğu yerde kaybolmak istiyorum. Böyle uçsuz bucaksız kuytu bir yerde niye kaybolalım? Güzel bir yerde kaybolalım. Havamız olsun. Yani arkadaşlar şu an efsane bir fotoğraf, efsane bir görüntü. Sen de gel kanka, sen de yürü. Şu an inanılmaz bir görüntü var. Tam şu noktada elinde testereli bir adam arkadaşlar. Testereyi tutmuş bir şekilde peşinizden geldiğini düşünün. Şu noktada. Siz koşuyorsunuz. Ağaçların arkalarına saklanıyorsunuz. Ama ne yapıyor? Testereli adam film boyunca her zaman yakalar ve öldürür. Ve genellikle bu testereli adam ilk öldürdüğü kişi de gözlüklü kişiler oluyor. O yüzden bundan korktuğum için gözlüğü çıkarıyorum. Cem Yılmaz ne demiş? Gözlüklü ve şişmansan. Arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız ya? Arkadaşlar şuranın... Ve şu an gizli bir yoldayız. Tam bir korku filmi. Ya bakın, eğer yönetmenle herhangi bir şekilde imkanım olursa bütçe, bir film çekmek için bütçe, ilk geleceğim noktalardan birisi burası. Nedir burası arkadaşlar? Oğlum burada parsel filan da yazmıyor. Burada sıkıntı oluşmasın. Adamın dedikleri bunlar herhalde. Tam korku filmi o yüzden yani biraz. Arkadaşlar şimdi buradan nasıl gidelim? Şimdi bana bunu söyleyin. Ben buradan nasıl gideyim? Arkadaşımla beraber buradan nasıl gideyim? Şimdi arkadaşım 1.80'in üstünde, tamam. Belki bizi bir şekilde kollar mollar da. Abi ayı mayı çıksa 1.80 olmasının ne önemi var? Adam parçalandı. Haberlerde de bir şey gördüm arkadaşlar. Ayıdan kaçarken bir tane kızla küçük kardeşi uçurumdan aşağı düşmüş. Yani atlamışlar kendilerini. Şurada biliyor musun? O kökü bayağı kökü bayağı aşağıda onun. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Korku filmi böyledir arkadaşlar. Her zaman ucunu bilin. Oyundaymış gibi. Şu bıçak gibi düşün yani lütfen. Olmuyor çünkü. Benim kontrollerim sizin elinizde. W, A, S, D tuşlarıyla beni hareket ettiriyorsunuz. Kalbinizle de benim yönümü veriyorsunuz. Kalp yönümü. Ama basmayın lan, dur. Arkadaşlar, bana indir. Arkadaşlar ben gerçekten korktum ya. Şey demişti adam çocuk, parsel alanlarından tarih yerleri gitmeyin. Arka tarafı da göster, şuradan geldik arkadaşlar. Parsel alanlarından hariç tamam. Parsel alanlarından hariç hiçbir yere gitmeyin demişlerdi. Etrafı göster kanka. Ve biz bu parselin dışına çıktık. Şu an adamın dediği gibi... Gözüme sinek kaçtı az önce ve... Bütün dengemi alt üst etti. Adamın dediği gibi arkadaşlar şu an parselin dışına çıktı. O bulunmuş yolun. Ayıdan korktuk biz, sineğe şu an. Yem olduk. Şurada bir ışık var en azından. Işık olduğu an sıkıntı yok. Korku filmlerinde de öyle arkadaşlar. Ne zaman karanlıktan bir ışık gördüğünüz zaman. Silahımızı aldık şu an. Sıkıntı yok. Nişangah koyacağız sonra. Belki. Umarım. Şu yanında daha büyük bir kütük gördüm ama bayağı büyük, o kaldıramam onu.
ayıya saldırana kadar ayı beni parçalar. O yüzden bunu tercih ediyor küçüğünü. Arka tarafta da mesafe biraz açıldı. Bir sıkıntı olursa direkt arkaya doğru koşacağız. Abi nasıl diyor? Hani en büyük silahımız şu an taban vay. Oğlum kaybolmuyor mu burada? Şu an gerildim arkadaşlar. Bence şu an araba yolu gibi görüyor burası. Çok fazla sinek var. Ben daha fazla ilerlemek istemiyorum. Sineklere ben de maruz kalıyorum ve ekrana saldırıyorlar bana. Kanka buradan daha gitmenin anlamı yok. Çok mantıksız. Geride dönemeyiz, sıkıntı olur. Aynen kanka, dön. Dön. Vallahi dön yani. Korktum arkadaşlar şu an. Yani amacı var mı? Şuraya bir bakın abi yani. Bana da hak verin. Şimdi daha bir YouTuber olmadan, bir şey olmadan, bir şeyleri başarmadan burada sıkıntıya uğramayalım. Büyük sıkıntı abi. Yolun sonu yok. Uçsuz bucaksız. En iyisi daha da ilerlemeden hak ilerlemeyi yapayım. Yani şu an pes ettim arkadaşlar. Bütün silahlarımı bırakıyorum. Gülümse. Tekrar birbirinizdesiniz. And in Hotel California, such an old place. Bozma lütfen. Yaklaş biraz daha. Evet. Daha doğal gülmeye. Yaklaş gül. Ha. Evet. Yaklaş. Güzel. Evet. Rahatla lütfen. Tekrar bir rahatlık. Arkadaşlar platformu geçmeyi bekliyordum gülmek için. Umarım ses çıkmıştır. Evet gülün. Ha, çok komik lan. Komikti. Ha, pek doğal değil ama gene de isteniyor. Niye ya, bilmiyorum. Adam da şey gibi yani. Astas bayağı şey. Yani fotoğrafçı. Gözetleme kulesi miydi? Aynen, bir sor bakalım yakın mı? Gözetleme kulesi nerede acaba? Yukarı çıkıyor. Tamam olsun abi, ne tarafta? Mehmet abi bir bakalım. Olsun, sorun değil. Ne tarafta? Buradan sağa doğru çıkıyormuşsun. Örtü yasak gelinlere. Çünkü öyle söylemiştik ben de bakarken. Arkadaşlar kuleye çıkış yasakmış ama sağ taraftan gidiş yolu varmış. Sağ taraftan gitmeye çalışacağız. Sizin için. Şey yapalım, o bizim yo yo, çok havalı lan. Yapımı yapmak istemişim. Abi çok havalı değil mi? Arkadaşlar ben o kadar kısa değilim şu an. 1.70'im ama arkadaş çok uzun. Bu çok uzun arkadaşlar. Suç bunun. Neden günah bu kadar? Benim. Suç benim. Çanta kontrolü, su harici, yiyecek içecek. Arkadaşlar şu an tam o şarkıyı söylemek istiyorum. Günah, günah onun, suç onun. Kurdum bırak bu düş onun. Hepsi bana yıktı. Yani bütün... Aha kule. Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar kuleyi buldum. Hayır. Buraya nasıl gideceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar buraya nasıl gideceğiz? Kulenin amacını da söylemek gerekirse, bildiğiniz üzere ormanın içerisindeyiz ve bu ormanda herhangi bir yangın çıktığında, herhangi bir olumsuz bir şey oluştuğunda o zamanlarda burayı kontrol etmek zor olacağından dolayı böyle bir kule inşa edilmiş. Tabii şu an bu kule kullanılmıyor arkadaşlar. Şu an bu kule kullanılmıyor. Alt kısmı kesilmiş. Yani bu kulenin tepesinden yangın mı var, bir şey mi var, hani fark edilip ona göre bir şekilde yardıma gidiyorlardı. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Bunu da size göstermiş olduk. Bunu da size söylemek için olduk. Ve ben çok yorulmuş olduk. Olduk. Neyse arkadaşlar artık çıkışalım, çıkışalım. Burada Burn to Touch or Feelings yazısını eklemiştim arkadaşlar. Ellerimi açmıştım böyle. Tam bu noktaydı orası arkadaşlar. Hatırladın mı Ayran Bey? Fatih. Tam bu noktada. Videoyla göstermeye çalışalım. Tam bu geçsen, noktada. Aynen. Şimdi videoda canlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım hatırlayacak mıyız?
olacak mısınız arkadaşlar? Ben yine burayı paylaşırım ama elimden geldiğince aynısı olmayacak çünkü orada saçım daha uzun. Belden çekmen gerekiyor kanka. Şu şekildeydi arkadaşlar. Tam böyle bir deri ceketli bir fotoğrafım var. Hemen şu dakikalarda onu montajda eklerim zaten. Kusursuz değil mi arkadaşlar? Güzelce bir göster kanka. Yakınlaş böyle uzaklaş bir şekilde. Şu manzaranın, şu denizin rengine baksanız arkadaşlar. Amazing. Kusursuz ya. Şurada birisi mi var lan? He? Gördün mü orayı? Arkadaşlar şurada bir şey olabilir mi? Adam insan gibi birine... Biri var gibi bakıyoruz. Kaya mı yoksa? Taş da olabilir. Ama buradan sanki böyle bir kaya diye görüyorum şunu. İnsan gibi görünüyor arkadaşlar. Köpek balığının sırtı gibi şu an. Korku filmi karakteri gibi. Evet arkadaşlar, bu noktada kapanış konuşması yapmaya karar verdik. Ben ve arkadaşım. Bugün burayı sizin için anlamlı kılmaya çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce, sürçülisan ettiysek affola. Bir şekilde bir işler başarmaya çalıştık. Size daha önce de söyledim, vlog konusunda yeniyim. Yani bu şekilde bir şey çekme konusunda yeniyim. İlk kez yapıyorum bu işi. İlk videom olacak. O yüzden bunu anlayışla karşılamaya çalışın. Yani ona göre eleştirilerinizi yöneltin. Olumlu olumsuz bütün eleştiri argo kullanmamak kaydıyla. Ver kapatalım. Hadi siz de eşlik edin arkadaşlar. Siz de eşlik edin. Hepinizi çok seviyorum. Az olmanızın hiçbir önemi yok. Az ama özüz. Bunu unutmayın. Sizi seviyorum. Esen kalın. Hoşça kalın.